Kaya Silah Osmaniye kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yine değişik bir modeli paylaşmak istiyoruz. Kaya poligona atışa gelen değerli bir abimizin aldığı yeni bir model var. H11 modeli. HS firmasının ürettiği. Bunu sizlerle takipçilerimizle paylaşmak istiyorum. Videolarımızda biliyorsunuz biz tabancaların nasıl sökülüp takıldığını ve bir takım özelliklerini sizlerle takipçilerimizle paylaşıyoruz. Yine bunun da nasıl sökülüp takıldığını ve tabancanın farklı özelliklerini sizlerle paylaşacağız inşallah. Bu modelin en güzel yanı önce biliyorsunuz tüm tabancalarımızın anlatımında biz mermiyle silahları bir araya getirmiyoruz. Bu modelde de yine aynı şekilde tabancamız boş olarak sizlerle paylaşacağız. Önce şöyle bir kutuyu da görmüş olalım. Bir tane normal tabancanın içindeki şarjörü ve onun yanında iki tane de yedek şarjörü var. Şimdi bu model Glock 43'e çok benziyor. Çok kibar, ufak. Ağırlığına da birazdan bakacağız. Boyutu itibarıyla da çok küçük ama bunu diğerlerinden farklı kılan yanı çift sıra mermi alıyor olması. Yani mesela bu küçük olan şarjörü 11 tane 9 mm mermi alıyor. Bir de ağzına verse 12 tane mermi kapasitesine sahip bir model oluyor ve diğer yedek şarjörleri 13 tane alıyor Yani bu görmüş olduğunuz küçücük tabanca 14 tane mermi alıyor bu boyutta 14 tane 9 milim alan başka bir silah yok ve ağırlığı itibariyle de 6 polimer gövde olduğu için çok hafif çok ince yani şu incelikte bu çift sıra şarjörü yapabilmeleri gerçekten bu silahı çok özel kılmış. Onu da sizlere belirtmeden geçemedim. Şimdi bu tabancamızın yine nasıl sökülüp takıldığını sizlerle takipçilerimizle paylaşalım. Tüm tabancalarda altın kuraldır. Önce şarjörü çıkartıp bir kenara bırakıyorsunuz. Tabancanın üst kızağını geriye doğru çekip üst kapak düşürme mandalıyla üst kızağı kilitliyoruz. Daha sonra şu alt gövdede bulunan tabanca üst kızak düşürme mandalının önündeki parça tabancayı sökme parçamız. Bunu şu şekilde yukarıya kaldırdığımızda üst kızağı tekrar indirerek ileriye doğru çekersek çıkacak. Ama biliyorsunuz polimer gövde tabancalarda diğerlerinde de öyledir. Tetik kurulu olursa üst kızak yerinden çıkmaz. Tete basarsanız yani iğneyi düşürürseniz üst kızak yerinden çıkar. Alt gövdesi gerçekten çok hafif. Ee, üst kızağı da Yine ircamilini gördüğünüz gibi amortisörlü yapmışlar. Yani çift yaylı olarak yapmışlar. Onun nedeni tabancanın namlusu çok kısa olduğu için geri tepmeyi önlesin diye. İrcamilini de o şekilde çıkarttıktan sonra namluyu hafif ileriye doğru itip sonra yerinden çıkarabiliyoruz. Bu HS ProDak markasının üretmiş olduğu H11 modeli. Tabancamızı bu şekilde sökebiliyoruz. Tekrar toplarken de yapılan işlemin aynı şekilde tersini yapıyoruz. Namluyu şu şekilde yerine takıyoruz. Bir camilini yerine oturtuyoruz. Şu plastiği ön tarafa geliyor. Şurada da namlunun altında tutturacağımız yeri var. Alt gövdeye de şu iki kızağından üst kızağı şu şekilde geçirirsek yine üst kızağı geriye doğru itip üst kapak düşürme mandalını kaldıracağız. Ve tabancayı söktüğümüz o kilidi kapatınca tabancamızı tekrar kurulu hale getirmiş oluyoruz. Şimdi değerli takipçilerimizle bir de ağırlığını paylaşıyorduk tabancalarımızın. Onu da sizlerle paylaşalım. Şarjör içinde ama mermisiz ağırlığı bu tabancanın 503 gram. Yani 500 gram ağırlığında olan bir Tabanca için 14'lü olması, 14 tane 9 mm mermi alıyor olması gerçekten çok garip. Tabancamızın bazı özelliklerinden bahsedelim. Tabancamız tek hareketli. Tetiği. Ve tetiği düşürdüğümüzde üst kuzak geriye doğru gelmezse tekrar kurulamıyor. Ve iğnenin kurulu olup olmadığını gösteren burada bir ibare yok. Ancak elimizde bir tane tetik düşürücü mermimiz var. Bu mermi sahte mermi arkadaşlar. Yani eğitim amaçlı kullanılır. Bir tane bu mermiyi dolduruyoruz. Tabancamızı kurduğumuzda yani mermiyi namluya sürdüğümüzde içinde mermi var mı yok mu belli olmasını gösteren namluya bir boşluk yapmışlar. Diğer modellerinde indikatör var. Şöyle elimize attığımızda burada bir merminin namluda olduğunu gösteren işaret oluyordu ama bunda sadece gözle görebiliyoruz. Böyle bir özellik yapmışlar ama yine arka taraftan tetiğin kurulu olup olmadığını gösteren herhangi bir şey yok. Tetiği düşürüyoruz. Tetik düşürücü olarak geçiyor zaten. Şu şekilde çektiğimizde de tekrar o tetik düşürücüyü indirebiliriz. Bir konuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar atış yaptıktan sonra biliyorsunuz tabancamızın üst kızağı bu şekilde geride kalır. Ve biz tekrar e, tabancayı kullanmayacağımız zaman şarjörü dolduruyoruz. Ama tabancamız şu haldeyken mermi de şarjörde doldurduk. Taktığımızda arka tarafı da görünmediği için şeytan doldurdu dedikleri olayı anlatmak istiyorum. Üst kızağı siz düşürdüğünüzde şu anda mermiyi namluya sürdü. İşte eğer siz bu şekildeyken TT'ye basarsanız patlar ve şarjördeki diğer mermi de namluya gelmeye devam eder. Allah esirgesin tabancanın önü de herhangi bir canlıya denk gelirse üzücü kazalara sebebiyet verebiliyor. Bunu tekrar sizlere detaylı göstermek istiyorum. Videodaki esas amaç herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek. Eğer biz şarjörü mermi dolu tekrar tabancamıza takmak istiyorsak önce boştayken tabancamızın üst kuzağını düşüreceğiz. Daha sonra şarjörü yerine takacağız. Bu şekilde boş halde olacak. O şeytan doldurdu denilen olayda ben üst kızağı çekip mermiyi namluya sürmedim ki diyorlar. Sizin mermiyi namluya sürmenize gerek yok. Zaten üst kızak şu şekilde gerideyken şimdi görerek yapalım şu pozisyonda oluşuyor. E, üst kapak düşürme mandalına da şuradan basarak ben düşüreceğim. Böyleyken biraz da yavaş görünümle yapalım. Yaptığımızda mermiyi namluya sürüyor. Onun için işte bu tür özellikleri de tabancalarımızda bilmemizde fayda var. Allah esirgesin herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için bu korallara da dikkat edelim. Mutlaka sizler de tabancalarınızı aldığınızda bir poligona giderek birkaç şarjör atış yapıp hem tabancanızı tanıyın hem nasıl sökülüyor takılıyor onu bir öğrenin. Hem de bu tür özellikleri varsa tetiğinin nasıl düştüğünün işte avuç içi emniyeti olanlar var. Emniyet sisteminin nasıl çalıştığı var. Bu tabancada herhangi bir emniyet sistemi yok. Polimer gövde birçok silahta yok zaten. Ama silahınızı iyi tanımak için benim tavsiyem mutlaka poligonlarda birkaç şarjör atış yaptıktan sonra silahınızı eve götürün önce tabancanızı iyi bir şekilde tanıyın isteriz. Bu şekilde de sizlerle HS firmasının üretmiş olduğu H11 modelini paylaşmış olduk. Allah gerek etmesin diyoruz. Her açıdan da yine siz değerli takipçilerimizle bu modeli paylaşmak istedim. Hafifliği, kibarlığı ve fazla mermi olmasıyla dikkat çeken bir model olmuş. Yine bir sonraki videoda görüşmek üzere tüm takipçilerimize iyi seyirler diliyoruz.